Alkanlar normalde tepkimeye girmeyi sevmezler. Fakat yanma tepkimelerine girerler. Metanı alıp oksijenle tepkimeye soktuğumuzda ürün olarak karbondioksit ve su elde ederiz. Tüm hidrokarbonlar için yanma tepkimesinin sonucu olarak CO2 ve H2O elde ederiz. Bu tepkimenin delta H0 değeri 1 mol metan başına eksi 890 kilojüldür. Yani 1 mol metanı yaktığımızda 890 kilojuluk bir ısı elde edersiniz. Bu egzotermik bir tepkimedir. Dışarı ısı verilir. O halde yanma ısısı bir maddenin 1 mol'ün tamamen yanmasıyla ortaya çıkan ısıdır. Bu durumda metandan bahsediyoruz. Şimdi hexandan bahsedelim. 6 karbonumuz var ve fark ettiyseniz 2 CH3 grubu var. Grupları şöyle gösterelim. Son 4 CH2 grubumuz var. 1, 2, 3 ve 4. Bu 4 zaten onu kastediyor. Evet. Heksanda 4 CH2 grubu var ve burada yanma ısısını görüyoruz. Yanma ısısından entalpiteki negatif değişiklik olarak bahsedeceğiz. Negatif delta H sıfır, birimimizse mol başına kilojül. Bu bize burada pozitif bir değer verir. Yanma ısısı, yaktığımız her 1 mol heksan için 4163 kilojülmüş. Heptana geçtiğimizde ne olduğuna dikkat edin. Bir CH2 grubu daha ekleniyor. 4 CH2 grubundan 5 CH2 grubuna geçiyoruz. Yanma ısısında artış oluyor. Yani daha fazla ısı açığa çıkıyor. Bu da gayet mantıklı. Çünkü karbon sayısı artarsa, yanma ısısı da artar. Peki, 1 CH2 grubu artarsa, yanma ısısı ne kadar artar? 4163'ü 4817'den çıkardığımızda 654 kilojülük bir fark elde ediyoruz. Bu örüntü oktana geçtiğimizde de devam eder. Oktanda 6 CH2 grubumuz var. Yanma ısısını kilojül bölü mol cinsinden 5471'e çıkardık. Burada da 654 kilojüllük artış vardır. Nonanda bir tane daha CH2 var. Buna göre yanma ısısını tahmin edebiliriz değil mi? 5471'e 654 ekleyeceğiz. Bunu buraya yazalım. Elimizde 5471 var. Buna 654 ekliyoruz. Burada 5 olur. Sonra 7 ile 5, 12 eder. Elde var 1. 4 ile 6, 10 eder. Aşağıya 11 geçer. Sonuç olarak 6125 elde ederiz. Bunu aşağı yazalım. Nona'nın yanma ısısı tahmini olarak mor başına 6125 kilojülmüş. İzomerlerin kararlılığını kıyaslamaya çalışırken yanma ısısı çok işimize yarar. Örneğin burada 3 izomer var. Oktan, 2 metil heptan ve 2,2 dimetil hekzan. Tüm bu moleküllerin moleküler formülü C8H18'dir. Yanma tepkimelerini de yazalım. Pozitif O2 de tabi burada. Ürünlerin CO2 ve H2O olduğunu biliyoruz. Şimdi bunu dengeleyelim. Sol tarafta 8 karbon var. O zaman sağ tarafta 8'e ihtiyacımız var. Bunu CO2'nin önüne koyalım. Şimdi hidrojenlere bakalım. Solda 18 tane var. Sağda da 18 lazım. Bunu buraya 9 koyarak elde edebiliriz. Çünkü bu bize 18 hidrojen verir. Bakalım sağ tarafta kaç oksijen var. 8 ve 2 bize 16 oksijen verir. 9 tane de diğer tarafta var. Sağ tarafta toplamda 25 oksijen var. O zaman sol tarafta da 25 oksijene ihtiyacımız var. Şimdi bir anlığına bu 2 burada yokmuş gibi davranalım. O halde buraya 25 yazabilirdik fakat burada bir 2 var. Yani 2'ye bölmemiz gerekiyor. 1 mol C8H18'den bahsediyorsak bunu kesir olarak bırakacağız. Yani 25 bölü 2. Bu değer 1 mol C8H18'de tamamen tepkimeye girmek için gereken oksijen miktarı. Şimdi yanma tepkimesi denklemimizi dengeledik. Bu 3 izomeri yanma ısıları bakımından kıyaslayacak olursak hangisinin en kararlı izomer olduğunu bulabiliriz. Burada 3 izomerimizin enerji şeması var sol tarafa artan enerjiyi koyacağız. Bu üç izomerin hepsinin bir molünü yaktığımızda aynı ürün ortaya çıkar. Her biri 8 CO2 ve 9 H2O verir. O zaman ürünlerimizin belirli bir enerji seviyesi var. Üç izomerimiz için de bu değer aynı. Şimdi ise izomerlerimizin yanma ısısı verisine bakalım. Bunlar deneysel olarak belirlenmiştir. Örneğin, oktanın yanma ısısı mol başına 5471 kJ'dür. Yani bu açığa çıkan ısı mol başına 5471 kJ. Ürünlerimizin enerji seviyesini ve ne kadar enerji açığa çıktığını bilirsek, tepkimedeki maddelerin enerji seviyesini bulabiliriz. Oktanın enerji seviyesi burada. Şimdi iki metil heptana bakalım. Ürünlerin enerji seviyesi yine burada ve 2 metil heptanın yanma ısısına baktığımızda 5466 civarı bir değer buluyoruz. 1 mol 2 metil heptan yaktığımızda bu kadar enerji açığa çıkıyormuş. Yani 5466 kilojül bölü mol. Ürünlerin enerji seviyeleri bir öncekiyle aynı olduğu için bu sefer yanma ısısı daha düşük olur. O zaman 2 metil heptanın enerji seviyesi oktanınkinden daha düşük olur. Son olarak 2,2 dimetil geçelim. Ürünlerin enerji seviyesi önceki gibi. Yanma ısısı 5458 yani mor başına 5458 kilojül enerji ya da ısı açığa çıkıyor. Yanma ısısı değeri daha düşük olduğu için 2,2 dimetil heksanın enerjisinin daha düşük olduğunu anlıyoruz. Şimdi nihayet izomerlerimizin kararlılıklarını kıyaslayabiliriz. Enerji ne kadar yüksekse bileşiğin kararlılığı o kadar azdır. Oktanın enerji seviyesi en yüksektir. Yani en yüksek yanma ısısına sahiptir. O zaman üçü arasından en kararsız olan bu. Başlangıçta bileşiğin enerjisi ne kadar düşükse bileşik o kadar kararlı olur. Bu da 2,2-dimetilheksanın bu üçü arasında en kararlı izomer olduğu anlamına geliyor. Şimdi de şamada gördüğümüz belli başlı noktalara değinelim. Oktandan 2-metil heptana ve oradan da 2-2-dimetil heksana geldiğimizde dallanma miktarında artış oldu. Peki yanma ısılarına ne oldu? Yanma ısısına entalpideki negatif değişiklik olarak tanımlarsak yanma ısıları düşer. 5471'den 5466'ya oradan da 5458'e indik. Yani yanma ısısında düşüş oldu. Peki ya kararlılık? Dallanma ne kadar fazlaysa kararlılık da o kadar fazla oldu. Genel olarak dallanmanın artması kararlılığın artması demektir. Yanma ısısı verisini analiz edebilmek çok önemli. Unutmayın. Enerji ne kadar düşükse bileşik o kadar kararlıdır. En yüksek yanma ısısı olan bileşik en kararsız olandı. En düşük yanma ısısı olan bileşikse en kararlı olandı. Kısacası dallanmış yapısı olan alkanların enerjisi düz zincirli alkanlara göre daha düşüktür veya daha kararlıdır diyebiliriz.